Merhabalar sevgili dostlar. Bugünkü konuşmam Alexander Vasilievich Chayanov üzerine olacak. Chayanov aslında Türkiye gibi köylü tarımının olduğu birçok ülke tarafından çok iyi bilinmesi gerekmekte. Maalesef 1960'lı yıllara kadar çok fazla adının duymadığı ekonomistlerden birisi. 1960'lı yıllarda Amerikan Ekonomi Derneği tarafından kitaplarının çevrilmesiyle birlikte aslında gelişmekte olan ülkelerde de popülerliği artmış bir ekonomist diyebiliriz. Daha önce Profesör Sencer Divitçioğlu'nun bir kitabından size bahsetmiştim. Asya tipi üretim tarzı çalışmasıydı. Bu çalışmanın Türkiye gibi Türk tarımını anlama açısından veya bu coğrafyada yapılan tarımın türünü veya tarımda çalışan nüfusun temel karakterlerini belirtmesi bakımından çok önemli olduğunu düşünüyorum. Öncelikle köylü tanımından kısaca başlamak istiyorum. Chayanov köylü üretiminin özgürlüğünü savunan bir ekonomisttir. Görüşleri Teodor Şanin'i ve diğerlerini de etkilemiştir. Şanin köylüyü tanımlarken dört unsuru bize vurgulamıştır. Bunlar bir aile çiftliği, toprak işlenmesi, belirli bir geleneksel kültür ve güçlü pazar güçlerine çok yönlü boyun eğme olarak tanımlanmıştır. Chayanov, kapitalist bir girişimcinin seçimlerindeki davranışını açıklayan marjinalist teorinin bir köylü aile birimine aktarılamayacağına işaret etmiştir. Çünkü bu tür bir çiftlikte marjinal emeğin değerindeki azalan getiriler köylünün faaliyetini engellemediği sürece köylünün faaliyeti engellenmez çıkarımı yapılmıştır. 1911 yılında Chayanov keten üretiminin ekonomik istikrarı üzerine bir saha araştırması yapmıştır. Moskova'daki 2. Keten Üreticileri Kongresi'nde hiç yoktan bir kooperatifler sistemi örgütlemenin içerdiği zorlukları bize göstermiştir. Kooperatifler ürünler için daha yüksek satış fiyatları teklif etmedikçe köylülerin kooperatiflerle ilgilenmeyeceğinin altını çizmiştir. Chayanov, yerel üretici kooperatiflerinden oluşan bir ağdan ziyade ihracat için merkezi bir kooperatif olan aşağı downstream kooperatiflerin örgütlenmesini aslında bize önermiştir. 1917 yılında Chayanov tarım sorununun çözümünü hangi terimlerle tasavvur etmiştir? Kısaca ona bakalım. Politik olarak bunun sadece önerilen sosyal ideallere uygun olacağı bir yasa çıkarma meselesi olduğuna inanıyordu Chayanov. Tarımın kendi özgü özelliklerini dikkate almak gerektiğinin tekrar altını çiziyordu. Chayanov Rusya'nın duyurumunu ayırt eden şeyin bölgesel özelliklerin çeşitliliği olduğunu vurgulamıştı. Orta Asya'da ve Güney Rusya'da göçebe bir hayvancılık ve nadas alanının olduğundan bahsetmiştir. Sibirya'da toprağın bol olduğunu ve orada mülkiyet hakkı bu şekilde yok demiştir. Merkez bölgelerde ise tamamen farklılaştığını söylemiştir. Bu çeşitlilikle birlikte tarım sorununun çözümü her bölge için aynı olmayabilir görüşünü savunur. Chayanov'un belirttiği Rusya durumunun ikinci ayırt edici özelliği ise aile emeğine dayalı köylü çiftliğinin baskınlığıydı. Chayanov eski popülist slogan olan toprak ve özgürlüğün tarım sorununu çözmek için yeterli olacağını düşünmemekteydi. Bu nedenle ahlaki yükümlülük yeterli değildi. Çünkü hiçbir siyasi güç köylüyü çiftçiliğin doğasını değiştirmeye zorlayamayacağını belirtiyordu. Chayanov, tarım sorununun çözümünün esas olarak köylü ekonomisini yeniden örgütlemeye yönelik sabırlı çalışmalarda yattığını hissetmişti. Chayanov gücün erdemlerine inanmıyordu. Belli yapıları önceden empoze etmek yerine tarımın gelişeceği koşulları etkileyecek bir devlet düzenlemesi sistemi bulmak gerektiğini düşünüyordu. Chayanov bu eylem için 4 araç tanımlamıştır.
Mevzuat öncelikle özel mülkiyeti ortadan kaldırmadan tüm arazi işlemlerini yasaklamak gerektiğini vermişti. Satmak isteyen olursa sadece devlet toprak alabilir. İkincisi, ayrımcı arazi vergileri içeren bir mali sistem getirilmesi gerektiği, arazinin devlete devrini teşvik edecek ve hızlandıracak bu süreç. Üçüncüsü olarak vergi, büyük kapitalist mülkler için toprak rantlarından daha yüksek ancak köylü çiftlikleri için daha düşük bir düzeyde belirlenecek. Daha sonra devlet ulusal çıkarlar gerektiğinde bazı büyük mülkleri paylaştırmaya karar verebilir. Eski sahipler 50 ila 100 yıllık bir süre boyunca bunlardan yararlanabilirdi. Bunlar da devlet tahvilleriyle tazmin edilecekti nihayetinde. Son olarak ise bu şekilde satın alınan veya kamulaştırılan arazi gerekli yapısal reformları gerçekleştirmek için kullanılacak bir arazi rezervi oluşturacaktı. Bu yedek arazi kamulaştırma tazminatlarının ödenmesini finanse etmek için köylülere kiralanabilecekti. Çayanov'a göre toprak reformu sadece zenginliğin farklı nüfus grupları arasında bölünmesi değil, tüm ülkenin ekonomik yapısının aslında yeniden şekillendirilmesiydi. Çayanov'un kolektif tarım konusunda bir takım şüpheleri vardı. Çünkü teşvik sorunu artellerden ziyade bireyselliği bozulmamış küçük aile çiftçiliğine dayalı kooperatifler tarafından daha esnek bir şekilde çözülmüştü. Çayanov köylülerin motivasyonu konusunda Marksist konumla çelişmekteydi. Marksist köylü ekonomisinin başlıca motivasyonu maksimum gelir arayışı kapitalist sistem içerisinde özümlenmesine izin verirken Çayanov tüketimin veya ailenin geçiminin köylünün faaliyetini belirleyen itici bir güç olduğunu iddia etmiştir. O dönemde Rus iktisatçılarının aşmaya çalıştıkları bazı sorunlar vardı. Çözmeye çalıştıkları ilk sorun geleneksel kırsal toplumu köylülüğün sefaletini ve cehaletini açacak şekilde nasıl dönüştürebilecekleri. İkincisi, köylünün tarımını özellikle de çiftçilik tekniklerini nasıl modernleştirecekleri ve sonuncusu bu dönüşümü ve modernleşmeyi tüm bölgenin gelişmesine izin verecek, kolaylaştıracak şekilde nasıl gerçekleştirebilecekleriydi. Ulusal ekonomi o yıllarda Rusya'nın köylü sorunlarının üstesinden gelmek için nasıl davrandıklarına hep birlikte şimdi bakalım. Şimdi ilk yöntemlerden birisi bu belirttiğimiz sorunların çözümü için birçok üniversite öğrencisi, doktor, hemşire, üniversite hocası şehir hayatını bırakıp insanlara gitmeye çalışmışlardır. Köylerde kendilerine bir hayat kurmuşlar. Köylülüğü harekete geçirmek için kullanmaya çalışmışlardır. Rusya İlk olarak 1870'lerde yeni il ve ilçe meclisleri zemstvos kurarak köylülerin ekonomik sorunlarına ekonomik ve istatistik bir inceleme yapmıştır. Çayanov'a göre ticari firmaların ve kapitalist işletmelerinin temel özelliği kar elde etmek için ücretli işçilerle faaliyet göstermeleriydi. Aksine köylü aile çiftlikleri Çayanov'un tanımladığı şekliyle normalde ücretli emek kullanmıyordu hiçbir şekilde. Bu aile üyelerinin yalnızca kendi aile üyelerinin çalışmasına bağlı olduğu anlamına gelmekteydi. Klasik ve neoklasik iktisada dayalı kapitalist girişimlerin davranışlarının iktisat teorisinde rol oynayan 4 ana faktörü vardı. Bunlar emek ücretleri, sermaye faizi, toprak kirası ve işletme karları. Bu 4 faktörün tümü birbiriyle aslında sıkı bir ilişkiyle bağlantılıdır. Çayanov eksik faktörlerden birinin teorik yapının ters gitmesinin neden olduğunu düşünmüştür. Köylü aile çiftliklerinde ücretli aile ücretli işçi bulunmadığı ve ücret ödenmediği için Çayanov ücretlerin yokluğunda
bu tür köylü çiftlikleri için net kazanç, kira ve sermaye faizinin hesaplanıp hesaplanmayacağı sorusunu aslında sormuştur. Ayrıca Çayanov, ücretsiz aile emeğine değer atfederek ücret verilerinin yokluğunu atlatmanın hiçbir geçerliliğini görmemiştir. Tüm aile evini tek bir ekonomik birim olarak ele almak gerektiğini belirtmiştir ve yıllık ürün eksi harcamalarını aile faaliyetine tek bir dönüş olarak ele almak gerektiği konusunda ısrar etmiştir. Çayanov'un hem Marx'ın köylü çiftliğini analiz ettiği terimleri hem de Lenin'in aile çiftliklerinin kendi zamanının Rus ekonomisindeki önemli ilişkin değerlendirmeleri reddetmesiyle Marx ve Lenin'den ayrılmıştır. Şimdi sonuç olarak bu anlattığım Çayanov videosunda aslında Türkiye için çıkaracağımız ders şu olmakta. Şimdi o dönemlere baktığımız zaman aslında Türkiye'de de kurumsallaşmanın önem kazandığını görmekteyiz. İşte Türkiye'de devlet çiftliklerinin kurulduğunu görmekteyiz. Daha kurumsallaşma ağırlıklı bir tarım politikasını görmekteyiz aslında. Küçük aile çiftliklerinin verimliliklerini doğrudan artırma hedefi yerine daha kurumsallaşma üzerinden gitmiştir ilk politikalar. Sonrasında da bu küçük aile çiftçilerinin sorunlarına yönelik fırsat maliyetleri ağır olmuştur Türk tarımı açısından kişisel fikrim olarak. Şimdi Rusya tarımından özellikle Çayanov'dan edinileceğimiz izlenim şu. Çayanov Rusya'daki o göçebe tarım yapısının Avrupa'dan farklılaştığını belirtiyor. Şimdi bu göçebe tarımdan bahsettiğimiz zaman aslında Türkiye'de, Anadolu'da özellikle farklı coğrafyalarda işte Güneydoğu'da, Doğu'da veya Akdeniz bölgesinde yapılan tarım türünün aslında coğrafyada coğrafik olarak Rusya ile benzeştiğini söyleyebiliriz. Dolayısıyla Rusya ile benzer ortak özelliklerimiz var. Ama Rusya'dan bizi farklılaştıran ne? Rusya'ya dikkat ederseniz Çayanov işte 1800'lerin sonlarında aslında bunun farkına varıyorlar. Verimliliği artırmak için ne tür bir model geliştirilmesi üzerine aslında iktisatçılar o dönem kafa yoruyorlar. Şimdi Türkiye'de böyle bir geçiş sürecinin olduğunu ben düşünmüyorum en azından geçmiş kaynakları incelediğim zaman. Peki İngiltere'ye baktığımız zaman durum nasıldı? Bunu da daha önceki videolarımda göstermiştim. Ta 1700'lerin sonunda aslında İngilizler işte o dönem ülkedeki en iyi uzmanları bölgelere göndererek bölgelerden raporlar istiyorlar. Ve o raporlar neticesinde bir anda keskin bir geçiş yapıyorlar. Küçük aile işletmelerinden büyük aile işletmelerine yönelik. Rusya bunu kolektif çiftlikler yoluyla yaptığını görüyoruz. Ama Rusya'daki fark tabanı tavana çekemiyor. Dolayısıyla tavan tarafından, üst tarafından, merkez tarafından belirtilen emirlerin alt tarafından gerçekleşmesini istiyorlar. Fakat alttan bu isteği, bu nasıl söyleyelim, bu dedication'ı göremiyorlar. Ama İsrail örneğine baktığımız zaman kibuslarda, moşavlarda orada bir siyasi ve nasıl diyebiliriz, işte bir Yahudiliğin ortak olduğu bir ana hedefi doğrultusunda insanların birleştiğini görüyoruz ve o doğrultuda başarılı oluyorlar. Ama Rusya'da bu başarıyı görmemekteyiz veya Türkiye'de yapılan çalışmalarda özellikle kooperatif çalışmalarında başarı atfedilememiş. Çünkü insanlar sahiplenmemişler, toplumun dokusuna uygun olmamış, buna yönelik bir model geliştirilememiş. Şimdi ikinci özellik ise bölgelerden farklı etmiştik Rusya'dan. Bölgeler çok önemli. Eğer tarım politikalarında Avrupa Birliği'nde işte bir tarım politikasını çıkarırken her bölgeye aynı şeyi uygulayabilirsiniz. Çok fazla bölgeler arası farklılaşmanın olmadığını görüyoruz. Ama Türkiye gibi ülkelerde bölgeler arası ciddi farklılaşmalar var. Güneydoğu'da yapılan tarım ile Ege bölgesinde yapılan tarım
teknikleri arasında sosyolojik olarak da olsa, teknik olarak, ekonomik olarak çok farklı farklılıklar olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla bölgelere özgü politikaların geliştirilmesi gerekiyor. İkincisi ise Çayanoğlu'nun bahsettiği gibi bizim tarımla ilgili ekonomik ve istatistik olarak özel çalışmalar yürütmemiz gerekiyor. Şu anda baktığımız zaman işte aile işletmeciliğindeki işte bu Çayanoğlu'nun bahsetmiş olduğu bu gelir hesaplamalarının şu anda mevcut durumda herhangi bir kurum tarafından tutulduğunu görmemekteyiz. Dolayısıyla buna yönelik de bizim tam envanter çalışmaları yapılması gerekiyor. Eğer aile çiftçiliğinde, küçük aile işletmeciliğinde veya geçimlilik işletmelerinde ısrarlı şekilde bu politikaları sürdüreceksek, bu politikalarda aileyi bir birim olarak ele alıp ailenin eline geçen gelirleri üzerinden bunları nasıl maksimize edeceğimizi, üretimi nasıl çeşitlendireceğimizi, verimliliği nasıl artıracağımıza yönelik bizim kendi ülkemize özgü bir model oluşturmamız gerekmektedir. Sevgiyle kalınız.